Almanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Alman polisi Essen eyaletinde Türk oldukları belirtilen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada muhtemel terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanmış mühimmat buldu. Saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen biri Alman vatandaşı, iki Türk tutuklandı. Almanya'nın Hessen eyaletinin Oberhausen kentinde polis terör saldırısı yapmayı planladıkları iddia edilen biri Alman vatandaşı, iki Türk'ü yakaladı. Soruşturmayı yürüten Frankfurt Savcılığı, Halil D.'nin Almanya doğumlu ve Almanya vatandaşı olduğu, Şenay D.'nin ise Türkiye'de doğduğu ve Türk vatandaşı olduğunu ifade etti. Polis özel harekat timinin gerçekleştirdiği belirtilen operasyon sonucunda şüphelilerin evinde muhtemel terör saldırılarında kullanılmak üzere boru bomba, patlayıcı madde, tüfek ve mühimmat deposu ele geçirildiği belirtildi. Evli çiftin birkaç gündür polis tarafından gözlemlendiği kaydedilirken, şüphelilerin Mart sonunda Frankfurt'ta sahte isimli bir yapı marketten büyük miktarda hidrojen peroksit ve ispirto almaları sonrası polis tarafından takibe alındıkları ifade edildi. Halil D.'nin radikal gruplarla ve El-Kaide örgütüyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Hidrojen peroksit geçmişte terörist gruplar tarafından patlayıcı madde yapımında etken madde olarak kullanılmıştı. Almanya'nın aşağı Sakson eyaletine bağlı Hannover yakınlarındaki Saskitar kentinde bir caminin duvarı ve camlarına kırmızı boyayla gamalı haç çizildi. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Salzgitter kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı Salzgitter Camisi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çirkin bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz saldırganlar cami duvarı ve camlarına kırmızı boyayla Nazilerin simgesi olan gamalı haç çizdi. Bu saldırı kentte yaşayan Müslümanları hem üzdü hem de tedirgin etti. Aşağı Saksonya eyaleti Yeşiller Milletvekili Berit Onay saldırıdan sonra hemen cami yönetimini ziyaret ederek "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" mesajı verdi. Saldırıyı kınayan Onay, "Bu ırkçı saldırılar ne yazık ki son zamanlarda artış gösteriyor. Özellikle İslam ve Müslümanlar üzerinden yapılan polemikler nefreti körüklüyor. Salzgitter halkına ve cemaate geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye ve yalnız olmadıklarını göstermek için buraya geldik" dedi. Camilere yönelik saldırıların endişe verici boyutta arttığını, bunun önüne geçmek için siyasilerin bu konuya ağırlık vermesi gerektiğini belirten Onay, cami saldırılarıyla daha iyi mücadele edebilmek üzere meclise geniş bir önerge sundum. Almanya'nın geleceği ve toplum huzuru açısından siyasetin buna artık ağırlık vermesi gerekiyor ifadelerini kullandı. İsveç hükümeti meclisi 1915 olaylarıyla ilgili 2010 yılında parlamentoda kabul edilen karar konusunda araştırma yapılmadan parlamento kararıyla bir ülkenin soykırım uyguladığı ilan edilemez kararını verdi. İsveç hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları ve Süryaniler hakkında 2010 yılında parlamentoda alınan kararın uygulanmasını rafa kaldırdığı, konuyla ilgili bağımsız bir kuruluşun araştırmasına göre hareket edeceği bildirildi. İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Erik Boman yaptığı açıklamada Başbakan Stefan Löfven'in birkaç gün önceki sözlerini hatırlatarak 1915'teki olayların bağımsız bir kurul tarafından araştırılmasından sonra çıkan sonuca göre hareket edileceğini belirtti. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın çalışma başlattığını söyleyen Sözcü Boman, halklar arasında barışçıl bir çözüm bulunmasını istediklerini ve İsveç parlamentosunda 2010'da kabul edilen kararı rafa kaldırdıklarını bildirdi. Boman, bu konuda yapılacak araştırma bitmeden kimsenin bir beklentiye girmemesi gerektiğini vurguladı. 100 yıl önce yaşanmış bir trajedi için araştırma yapılmadan parlamento kararıyla bir ülkenin soykırım uyguladığının ilan edilemeyeceğini ifade eden Boman, uzman tarihçilerin detaylı araştırmasından sonra karara varılacağını kaydetti. Avrupa Konseyi, Avrupa genelinde demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti anlayışında gerileme olduğunu, bunun da kıta için potansiyel istikrarsızlık tehdidi anlamına geldiği uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa'da Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Durumu başlıklı rapor Strasbourg'da yayımlandı.
Rapor hakkında açıklamalarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Avrupa genelinde demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında sorunların büyüdüğünü, derinleştiğini ve coğrafi olarak genişlediğini söyledi. Sorunların sanıldığı gibi sadece Doğu Avrupa veya yeni demokrasileri değil, eski demokrasileri de kapsadığına vurgu yapan Jagland, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin üçte birinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının gerçek anlamda güvence altında olmadığını, birçok Avrupa devletinde eski zihniyetin hakim olduğunu belirtti. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok şikayetin İtalya'dan geldiğine işaret eden Jagland, Türkiye ve Rusya'nın da bu alanda sorunlu ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ifade ve medya özgürlüğü alanında da kara bir tablo çizdi. Yargı gibi bu alanda da Avrupa Konseyi devletlerinin üçte birinde medya özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkladı. Raporda, terörle mücadele ve iftira yasalarının birçok Avrupa ülkesinde medya özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıldığı, gazetecilere orantısız cezalar verildiği ve bazı hükümetlerin ulusal güvenliği gerekçe gösterip internet gazeteciliğinde içeriye müdahale ettiği veya erişimi engellediği not ediliyor. Avrupa'da medyada çoğulculuk ve içerik çeşitliliğinin tatmin edici seviyede olmadığı, hatta gerilediğine dikkat çekilen raporda, medyanın genelde çoğulcu olarak bilindiği ülkelerde dahi basın yayın organları birkaç elde toplanıyor, saydamlık sorunu yaşanıyor, kamu yayıncılığına ayrılan fonlar yetersiz kalıyor, medya sahipleri ve siyasiler editörlerin bağımsızlığına karışıyor, iktidardaki siyasileri kayıran anlaşmalar yapılıyor, gözlemlerine de yer verildi. Genel Sekreter Jagland bu konuda öncelikli olarak siyaset dünyasını sorumlu gösterdi ve siyasilerin medyayı kontrol etme ve kendi taraflarına çekme eğiliminde olduklarını dile getirdi. Avrupa genelinde çözüm olarak kamu denetçisi ve sivil toplum kuruluşları gibi gazetecileri koruyan ulusal mekanizmalara destek amacıyla 3 yıllık Avrupa programı geliştirme önerisinde bulundu. Raporda Avrupa'da toplantı ve örgütlenme özgürlüğü, demokratik kurumların işleyişi ve demokratik vatandaşlık alanlarında sorunlar yaşandığı da kaydediliyor. Jagland, bütün bu sorunların üstesinden gelinebilmesi için üye devletlerin öncelikli olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Alman ekonomisindeki iyileşme ülkede yaşayan 20 milyon emekliye de yansıtılacak. Federal Bakanlar Kurulu 1 Temmuz itibariyle emekli maaşlarına zam yapılmasını kararlaştırdı. Almanya'da emekli maaşlarına zam geliyor. Federal Bakanlar Kurulu 1 Temmuz itibariyle emekli maaşlarına Batı Almanya'da %2,1 ve Doğu Almanya'da ise %2,5 zam kararını onayladı. Ülke ekonomisindeki iyileşme Almanya'da yaşayan 20 milyon emekliye de yansıtılacak. Emekli maaşlarına yapılan zamın genel maaşlara yapılan zam oranına göre ayarlandığı açıklandı. Almanya'da ortalama maaş zamları batıda %2,08, doğuda ise %2,5 olarak belirlenmişti. Emeklilere yapılan zamın beklenenin üzerinde olduğu belirtilirken, yeni zamın batıda 900 euro emekli maaşı alan bir emekliye ayda yaklaşık 19 euro, doğuda ise yaklaşık 23 euro daha fazla ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılda emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Almanya'da işsizlik azalmaya devam ediyor. İşsiz sayısı Mart ayına göre 89 bin gerilerken işsizlik oranı 6,5 olarak belirlendi. Almanya'da Nisan ayında işsizlik sayısı geriledi. İşsizlik sayısı Mart ayına göre 89 bin gerilerken 2014 Nisan ayına göre ise yaklaşık 100 bin gerilediği bildirildi. Buna göre Federal İş Ajansı'nın verilerine göre Nisan ayında 2 milyon 843 bin işsiz kayıtlara geçti. İşsizlik oranı da 0,3 oranında gerileyerek %6,5 olarak belirlendi. Federal İş Ajansı Başkanı Frank Jürgen Weise konuya ilişkin açıklamasında
işsizlik sayısının Nisan ayında düştüğüne işaret ederek sosyal sigorta yükümlülüğü gerektiren iş yerlerine müracaatların olumlu gelişmekte olduğunu ifade etti. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü davasının görülmesine devam edildi. Davanın 202. duruşmasında Neyse Terör Örgütü üyelerinin eski arkadaşı tanık olarak dinlendi. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen NSU Terör Örgütü davasının 202. duruşmasında terör örgütü üyeleri Uwe Mundos, Uwe Bernhard ve Beate Şepe'nin arkadaşı K.S. tanık olarak dinlendi. Aşırı sağcı çevrenin 1995'te daha da radikalleştiğini belirten tanık, Mundos'un Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess'e saygı göstermeye başladığını ifade etti. K.S. ayrıca Şepe'nin kendisine yardımcı olduğunu ve hakkında olumsuz bir şey söyleyemeyeceğini, Bernhard'ın ise düşüncesini paylaşmayan insanlara karşı çok agresif davrandığını aktardı. K.S. NSU üyeleri ve davada terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlanan Ralph Wohlleben'le 1996 yılında bir otoyolda bulunan üst geçidi Sarı Davut Yıldızı, Oyuncak Bebek ve üzerinde Dikkat Bomba Var yazılı şilt astıklarını anlattı. KS'nin yaptığı bu açıklamalar dosyalarda yer almamasından dolayı özellikle Wohlleben'in sıkıntıya gireceği yorumu yapıldı. Öte yandan Münih Yüksek Mahkemesi'nde görevli psikolog Norbert Nedopil, başsanık Şepe hakkında bir rapor hazırladı. Raporda şimdiye kadar devam eden 2 yıllık yargı sürecinde hiç konuşmayan Şepe'nin susmasının kendisi için dayanılmaz hale geldiğini ifade ettiği kaydedildi. Alman istihbaratının ABD Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından kullanıldığı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Alman basını Dış İstihbarat Servisi BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun dinlenmesinde yardım ettiğini iddia etti. Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin uzun yıllar Amerika Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'ya, Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu'na yönelik casusluk faaliyetlerinde yardım ettiği iddia edildi. Süddeutsche Zeitung ve Alman NDR'la WDR kanallarının haberlerine göre Dış İstihbarat Servisi BND'nin Badablin'deki dinleme istasyonu Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu'nun dinlenmesinde kötüye kullanıldı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière dinlemelerin yapıldığı dönemde istihbarat servislerinden sorumlu bakan olması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Ancak de Maizière, Amerika Ulusal Güvenlik Kurumu'nun ekonomi casusluğu konusundaki bilgileri gizlediği yönündeki suçlamaları reddetti. Hükümet sözcüsü Stefan Seibert de Amerika Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Alman istihbaratını kullandığı iddialarına ilişkin Başbakan Angela Merkel'in konunun tüm yönleriyle araştırılmasını istediğini söyledi. Seibert, Alman hükümetinin konuyla ilgili gerçeklerle ve birbiriyle alakalı tedbirlerle ilgili açıklamalar konusunda Parlamento Kontrol Komitesi'ni bilgilendireceğini ifade etti. Muhalefet ise hükümetin soru önergelerine yanlış bilgi verdiğini iddia ederek bu konuda hükümeti suçluyor. Muhalefet partileri Dış İstihbarat Servisi BND Başkanı Gerhard Schindler'in istifasını istiyor. Önceleri misafir işçi, sonra göçmen, daha sonra da göçmen kökenli olarak nitelendirilen Almanya'daki Türklerin kurdukları şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Almanya'da doğup büyüyen Ayhan Kamalı ve İsmail Aslan'ın 2006 yılından beri işlettikleri Otu Tamirhanesi bölgede örnek işletme olarak gösteriliyor. Almanya'da doğup büyüyen 2., 3. hatta 4. nesiller uyum tartışmaları gölgesinde kendi işyerlerini ve şirketlerini kurmaya, doğup büyüdükleri ülkenin ekonomisine katkı sunmaya devam ediyorlar. 2006 yılında Türk müteşebbisler Ayhan Kamalı ve İsmail Arslan tarafından Herten şehrinde hizmete giren KFZ Kamalı Arslan bölgede kaliteli ve güvenilir hizmetlerinin yanı sıra gençlere meslek eğitimi konusunda çabalarından dolayı örnek işletme olarak gösterildi. Bu kapsamda Münster Bölge Hükümet Valisi Profesör Doktor Reinhard Klenke ve Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ufuk Gezer ortakların işletmelerini ziyaret etti.
Kendi işletmeni açmanın yolu girişimcilik ruhu ve bu uğurda yılmadan mücadele vermeden geçer diyen Münster Bölge Valisi Profesör Doktor Reinhard Klenk'ı, bu iki ortak çok çalışarak bu piyasada tutunabilmeyi başarmış. Ayrıca Rosa Parks Okulu'yla birlikte gönüllü çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu işletme sahiplerinin yaptıkları umarım diğerleri için örnek teşkil eder şeklinde konuştu. Meslek öğrendikten sonra usta ve uzmanlık belgelerini alarak kendi iş yerlerini açan Türk asıllı esnaflarda önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Münster Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hans Hund, bu işletmelerin teşvik edilmesi konusunda biraz geç kalınsa da bundan sonra yapılacak çalışmalar için bunun bir mazeret olmayacağına dikkat çekti. Firma ortaklarından Ayhan Kamalı, kendilerinin babaları gibi Almanya'ya sonradan gelmediklerini, bu ülkede doğmuş, büyümüş, Almanya'nın geleceği adına çalışan, bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayan bir fert olduklarının altını çizdi. Bugünkü gençliğimize tavsiyem eğitimlerini sıkı tutmaları ve eğitimlerinin peşinde olmaları. Diğer ortak İsmail Arslan ise amaçlarının doğup büyüdükleri Almanya'da hizmet etmek istediklerini belirtti. Bizim amacımız ilk etapta nesil yetiştirmek. Arkadan gelen nesillere mümkün mertebe kaliteli eleman yetiştirmek. Rus uzay gemisi dünyaya düşecek. 3 ton kargo taşıyan gemi uzay istasyonuna kenetlenemedi. Kontrolden çıkan uzay aracının önümüzdeki günlerde atmosfere girmesi bekleniyor. Uzayda kontrolden çıktı, dönmeye başladı. Salı günü Kazakistan'dan fırlatılan Rus yapımı Progress uzay aracı kontrolden çıktı. İnsansız uzay kargo aracı uzay istasyonuna 3 ton gıda, yakıt ve malzeme taşıyordu. Yörüngeye çıkan uzay gemisi navigasyon antenlerini açamadı ve itiş sistemi devreye girmedi. Kendi ekseninde kontrolsüzce dönmeye başlayan uzay aracı dünya etrafında tur atıyor. Bütün bağlantının koptuğu uzay gemisinin dünyaya düşeceği açıklandı. Progress gemisinin önümüzdeki 10 gün içinde atmosfere girmesi ve yanarak parçalara ayrılması bekleniyor. Meydana gelen arıza astronotları tedirgin etti. Zira uzay istasyonuna astronotlar sadece Soyuz kapsülleriyle taşınıyor. Uzayda ilk defa bir yıl görev yapacak olan NASA astronotu ve Rus kozmonot, stoklarının zor da olsa yaz sonuna kadar yetebileceğini açıkladı. Avusturya'da sigara yasağına karşı çıkanlar hükümeti protesto etti. Koalisyon hükümetinin bar ve restoranları da kapsayan genel sigara yasağını öngören tasarı üzerinde anlaşması tepkilere neden oldu. Avusturya'da sigara yasağına karşı çıkanlar hükümeti protesto etti. Sigara yasağına karşı çıkan bar, lokal ve restoran sahiplerinden oluşan yaklaşık 1000 kişi Avusturya parlamentosu önünde toplanarak hükümete tepki gösterdiler. Eyleme katılarak destek veren aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hans Christian Strache da sigara yasağına karşı mücadele etmek gerektiğini belirtti. Yaklaşık 300 bin imza toplayan yasak karşıtları sigara yasağı konusunda referandum yapılmasını istiyor. Başbakan Werner Faymann referanduma karşı olduğunu ifade etmişti. Koalisyon hükümetince kabul edilen düzenlemeye göre restoran, bar ve lokaller gibi kapalı alanlarda genel sigara yasağı uygulanacak. Buna göre işletmelerin düzenlemeye ayak uydurabilmesi için yasa Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 2 lira 67 kuruş, euro 2 lira 99 kuruş, altın 101 lira 69 kuruş, petrol 66 dolar 1 sent. Ve sırada hava durumu var. Hamburg az bulutlu 3 ila 13, Berlin az bulutlu 5 ila 16, Köln çok bulutlu 2 ila 13, Frankfurt yağmurlu 4 ila 11, Stuttgart yağmurlu 7 ila 13, Münih yağmurlu 8 ila 12 derece. Amsterdam çok bulutlu 3 ila 13, Brüksel çok bulutlu 3 ila 13, Paris yağmurlu 6 ila 11, Londra çok bulutlu 3 ila 14 derece. Madrid az bulutlu 13 ila 26,
Roma az bulutlu 16 ila 22, Viyana parçalı bulutlu ve yağmurlu 11 ila 17, Bern yağmurlu 10 ila 15 derece. Oslo gök gürültülü yağmurlu 1 ila 12, Helsinki çok bulutlu 5 ila 11, Kopenhag yağmurlu 5 ila 11 ve İstanbul güneşli 13 ila 18 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.